Bir başka örneğimle devam ediyorum. Open diyerek montajımı açacağım. Buradan Bridge'e geliyorum. Bu nehrin üzerindeki köprünün tasarım değişikliğinden dolayı kaldırma mekanizmasında bir revizyona gidilecek. Dolayısıyla ben bu köprünün dinamik simülasyonunu yaparak bu kaldırma mekanizmasına ne kadar bir kuvvet uygulanıyor, bunu bulacağım. Öncelikle montaj ortamında birkaç değişiklik yapacağım. Belirli parçalarımı ve alt montajlarımı seçip bunları başka bir montaj içerisinde gruplayacağım. Ve sonrasında dinamik simülasyon ortamına geçip gerekli işlemlere başlayacağım. Öncelikle buradaki modelleme işlemleriyle başlayalım. Evet, buradan bu parçaları ve montajları seçtim. Sonrasında sağ tuş menüsünden bunları demonte edeceğim. Uygun bir isim veriyorum. Bu grupladığım bölüm köprünün hareket eden bölümü. Dolayısıyla dinamik simülasyonda işimi oldukça kolaylaştıracaktır. Buradan modelleme işlemini bitirdim. Daha sonra dinamik simülasyon ortamına geçiş yapabilirim. Öncesinde burada bulunan birkaç parçayı da suppress etmem gerekecek. Bunun için geliyorum. Bu iki parçam dinamik simülasyona girmeyecek. Dolayısıyla bunların suppress edilmesi gerekiyor. Evet, artık dinamik simülasyon ortamına geçiş yapabilirim. Burada hidrolik silindirimin iki parçasını birbiriyle gruplayarak aynı anda hareket etmesini sağlayacağım. Dolayısıyla bu parçaları seçiyorum. Şurada ilgili parçaların ne olduğunu da görebiliriz. Evet, şu şekilde zoomlayacak olursak bu parçalarımızın neler olduğu biraz daha iyi görülecektir. Sağ tuşla tıklıyorum ve Weld Parts diyorum. Böylece bunlar Welded Group kategorisinin altına alındı. Devam ediyorum buradan. Öncelikle kesit görünüşten mekanizmamı bir inceleyeceğim. Buradan geliyorum. Half Section View komutunu çalıştırıyorum. Buradan uygun bir çalışma düzlemi seçebilmek için ve bütün düzlemlerin görülmesini istiyorum. Ben OK diyeyim. Daha sonra unsurları tekrar gizliyorum buradan. Buradan mekanizmamı inceliyorum. Devam edelim. Bu görüntüden çıkıyorum. Ve tekrar dinamik simülasyon ortamına geçiyorum. Buradan herhangi bir şekilde otomatik olarak montaj ortamındaki kısıtları mafzallara çevirmeyeceğim. Burada Convert Constraint komutuyla tanımlamaları kendim yapacağım. Bunun için ilk önce komutu çalıştırıyorum. Sonrasında ilgili parçaları seçiyorum bundan. Otomatik olarak buradaki kısıtı mafzala çevirdi. Herhangi bir değişiklik yapmadan apply diyorum. Devam ediyorum. Bu sefer
Burada Welded grubun altında bulunan hidrolik silindir rodu seçiyorum. Bunu hareketli grubun altındaki hidrolik silindir body ile birleştireceğim. Yine kısıtımı otomatik olarak algılıyor. Apply diyerek devam ediyorum buradan. Ve son olarak yine welded grubun içinden hidrolik silindir rod end'i seçiyorum. Ve moving bridge'i seçiyorum buradan. Bu şekilde buradaki kısıtı da mafsala çevirmiş oluyorum. OK diyerek devam ediyorum buradan. Bir de kendim elle mafsal tanımlaması yapacağım. Bunun için insert joint komutunu çalıştırdım. Daha sonra buradan çekmeli menüye geliyorum. Ve rolling cylinder on plane'i seçiyorum buradan. Bunun için köprümün ayağına geliyorum hemen. Buradan öncelikle bu ikinci seçeneğin aktif olduğundan emin olmak gerekiyor. Hem rolling yani hem dönme hem de teğetliği tanımlıyoruz burada. Sonrasında düzlemlerimizi seçeceğiz. Buradan geliyorum. Düzlem olarak burayı tanımlıyorum. Daha sonra buradan silindire geliyorum. Bunun için de diğer silindirik yüzeyi seçiyorum. Ve OK diyorum. Devam etmeden önce mekanizmamın bir durumunu inceleyeyim. Evet, şu anda degree of mobility'm yani hareketlilik serbestliğim 3 gözüküyor. Bunun 1 olması gerekiyor. Gerçek çalışma koşullarını düşündüğümüzde buradaki köprümün sadece 1 adet hareketlilik serbestliğinin bulunması gerekecektir. Dolayısıyla OK diyorum. Buradan bazı mafsallarıma ilgili tanımlamaları yapacağım. Bunun için geliyorum. Öncelikle standart joints'in altından cylindrical 1'i seçiyorum. Sağ tuş menüsünden özelliklerine geliyorum. Daha sonra buradan teğetsel hareketi kısıtlıyorum. Yani buradan locked konumuna geçiriyorum. Benzer şekilde cylindrical 2 mafsalına geliyorum buradan. Ve sağ tuş menüsünden burada da bu sefer dönme serbestliğini kilitliyorum. Bu şekilde degree of mobility 1'e düşmüş olacaktır. OK diyerek devam ediyorum buradan. Son olarak bir mafsal tanımlaması daha yapacağım. Burada öncelikle köprünün ayağına geliyorum. Köprünün simülasyonunu başlattığımda buradaki ayak bu yüzeye çarptığında durması gerekecektir. Dolayısıyla buradan insert joint'i seçip buraya bir 2D kontak atamak gerekiyor. Bunun için öncelikle iç yüzeyi seçiyorum. Daha sonra da çarptığında duracağı parçanın yan yüzeyini seçiyorum. Burada iç yüzeyi seçtiğiniz zaman mutlaka emin olun. Zira dış yüzey konik olduğundan dolayı şayet olur da dış yüzeyi seçecek olursanız bu komut hata verecektir. Evet, buradan devam edelim. Son aşamada analize başlamadan önce silindirimin çalışma hızını belirlemem gerekiyor. Bunun için elimdeki bazı dataları kullanacağım. Ben biliyorum ki benim hidrolik silindirimin straw 482 mm ve boru 63 mm. Aynı zamanda burada seçilen pompanın çalışma basıncı 3 litre bölü dakikada 50 bar olarak tanımlanmış. Buradan yaptığım hesaplar neticesinde köprünün hareketini tamamlamasını 30 saniyede yaptığını belirliyorum. Ve buradan da gerekli işlemleri yaptığımda
Bu silindirimin 16 milimetre bölü saniyelik bir hızla çalışması gerektiği sonucuna varıyorum. Dolayısıyla buradan ilgili mafzalıma gidiyorum. Silindir kıl 2'ye sağ tuşla tıklıyorum ve özelliklerine giriyorum buradan. Hız değerini gireceğim. Buradan Edit Impose Motion diyorum. Sabit bir değer atayacağım buraya. Milimetre bölü saniye yazıyorum. Ve OK diyorum. Bu sayede çevresel koşulları da tanımlamış oldum. Buradan simülasyon zamanını 30 saniye olarak düzenleyelim. Ve resim değerini de 300 olarak belirliyorum. Şöyle biraz montajımızı kendimize yaklaştıralım ve hareketini daha iyi görelim burada. Play diyorum. Devam ediyorum. Bu uyarının ne olduğu şu anda önemli değil. Sadece beni bilgilendiriyor. Evet, köprüm yavaş yavaş son konumuna doğru ilerliyor. Evet. Burada bana bir uyarı veriyor. Yani aslında beni bilgilendiriyor. Buradaki köprümün ayağı artık bu yüzeyle kontak halinde ve dolayısıyla bu mekanizmam artık hareket edemiyor. Dolayısıyla böyle bir bilgilendirme ekranı alıyorum. Okey diyerek devam edeceğim. Şimdi şuradan da göreceğimiz kaldırma mekanizmama ne kadar kuvvet geldiğini bulacağım. Buradan output grafiği çalıştırıyorum. Penceremizi biraz büyütelim şöyle. Buradan standart joint'in altından cylindrical 2 joint'ini seçiyorum. Şöyle penceremizi biraz ayarladığımızda hangi saniyede bu mafzalıma ne kadar kuvvet geliyor? Bunu burada görmüş oluyorum. Maksimum gelen kuvveti bulmak için de bir önceki örneğimde yaptığım gibi ilgili sütuna sağ tuşla tıklıyorum. Ve açılan menüden Search Maximum diyorum. Ve aradığım değeri buluyorum. Dilersen bu değeri statik analizde yapacağım hesaplamalar için de kullanabilirim. Bu şekilde montajımızın dinamik simülasyonunu bitirmiş oluyoruz. Finish Dynamic Simulation diyerek buradan çıkıyorum. Montajımı kaydetmeden kapatıyorum.